İngiliz oral. 29 yaşında ve 5 yıllık evli. Samsunlu gelinimiz memur. Aslı Nalle gelin evinden herkese merhaba. Bugün haftanın 4. günü ve biz İstanbul Esenyurt'tayız. Yeliz Gelin'e konuk oluyoruz. Yeliz Gelin eviyle ilgili bize hiç tüyo vermedi. Benim bu evlerden farklı benim evim dedi. İşte buna mı benziyor dedik, hayır benzemiyor dedi. Şuna mı dedik, o da değil dedi. Hiçbir şey söylemedi. Gelinimiz Samsun Çarşambalı aslen. Bakalım bizi nasıl karşılayacak dış ses. Hediyemi alayım. Ben şöyle bir yöresel bir şeyler bekliyorum Yeliz'den. Çünkü böyle hani yöresine, geleneğine, göreneğine bağlı bir gelin. Çaldı değil mi zil? Hoş geldiniz Aslı Hanımcığım. Vallahi tahmin ettim. Ne dedim? Böyle yöresine bağlı bizi böyle bir şekilde karşılar. Evet, evet, evet. Ama bunları tahmin edemedim. Evet, bunlar size küçük bir hediye. Fındık mı? Evet, bizim kendi tarlamızın fındığı Aslı Hanım. Ay, fındık mı diyorlardı? Evet, fındık. Fındık fındık gözlerin. Ay çok güzel kızlara da mı var? Evet. Ay harikasın hayatım. Çok da güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Bebiş nasıl bebiş? İyi, heyecanlı, kıpır kıpır. Yerim onu. Salon tarafta buyurun, mı? Buyurun, buyurun Aslı Hanım. Hadi kapıyı kapat güzelim. Tabii, buyurun. Yeliz Gelin'in salonu kahve ve yeşil tonlarının yanı sıra ahşap mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Gelinimiz spor tarzdaki mutfağına pembeyle renk katmış. Burası da Yeliz Gelin'in yatak odası. Beyaz, krem ve pembe ağırlıktaki oda avantgard. Ay çok güzel. Afiyet olsun Aslı Hanım. İyi. Teşekkür ederim. Ben her gün bir avuç yiyor musun? Yani böyle aklıma geldikçe gözümün önüne koyuyorum diyorum. Ay bir de çifte kavrulmuş yapmışlar. Sizin fındıklıklarınız mı var? Evet, bu bizim kendi fındıklığımız. Kendi fındığımız. Annemin fındıklığının fındığı. Hmm, ben sizin güzel. İçin özel hazırlayıp paketledim. Ay canım benim ya. Beni kaça kilosu bunların? Çok pahalı. Yani şu an fındık baya baya pahalı. Yapma bu taraflarda ya. Evet evet. Ay, her şey zam geldi. Hmm. Yani ama niye zam geliyor? Aslında cevize. Oranın geçimi bu ya. Yani bizim evet. için iyi oluyor. Ama çünkü her şeye zam geliyor. Evet. İster istemez. Evet. Elemanlara, çalışanlara zam geliyor. Şu an her şey Allah pahalı. Allah kolay zaten. Değil. Allah hepimizin yardımcısı Amin. Olsun. Amin. Eşin ne işle meşgul? Eşim bundan bir iki hafta önce özel bir sektörde depo müdürüydü. Ama şu an çıktı işten. Aa neden? Ya anlaşamıyorlardı, sıkıntılar yaşıyorlardı. Şu an iyi anlaşarak ayrıldı. Ay tüh ya, iş mi arıyor? Biz Samsun'a çalışmayı düşünüyoruz Aslı Hanım. Ben o yüzden bu programa da katılmak çok istedim o yüzden. Ay Samsun'a belki evet, taşıyacaksınız. Evet, öyle bir taşınma olasılığımız var şu an. Ay hayırlısı olsun. Hayırlısı Aslı Hanım. Bilmiyorum yani bakalım. Kolay değil. İstanbul büyükşehirdesiniz. Bir bebeğiniz var. Bir de şimdi yeni evet, gelecek. Evet. Ya bir de işten çıktıysa işin sıkıntılı biraz evet. ablacığım süreç ya. İşte biraz öyle. Sen çalışıyorsun şu anda. Ben çalışıyorum. Ben de bir 3 hafta sonra falan doğum izine ayrılacağım. Aa sen ne işle meşgulsün? Ben de bir devlet okulunda ücretli memurluk yapıyorum. Masa başı iş yapıyorum. Ay canım benim aferin sana. Ne mezunusun? Ben üniversite mezunuyum. İşletme Hangi mezunuyum. İşletme mezunusun. İşletme şimdi açıktan da okuyorum. Çocuk gelişimi okuyorum. Ay maşallah. Mezun olacağım inşallah. Mezun olsam öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Duyun. Evlenmiş ama hala okuyor. Evet. Çünkü evlenip böyle okulu yarım bırakan gelinlerimiz var bizim. Evet, ben buradan fazla. Onlara duyuruyorum. Mutlaka yani fırsatınız varsa dışarıdan da olsa okuyun. Bak ne kadar güzel. Evet. Evet. Yani son itibariyle altın bileziğimiz kolumuzda olsun ne olur ne olmaz Aynen. öyle değil mi? Bu devirde el kısa bu devirde için daha önemli. Bence de. Evet. Bence de. Evet. Kapı çalıyor. Evet kapı çalıyor. Sen ben bekletmeden. Gelinleri. Onlara da onların da evet onlara da ikram yapacağım. Tabii et sonra derler Aslı Hanım'a verdiğimiz de yok. Hadi koş aç sen. Gelin evinin güzel gelinleri, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Selam tatlım, benim de sana bir hediyem var. Ha, çok merak ettim. Hemen açmadan içeride açarsın, sürprizimiz tamam. kaçmasın. Benim de size küçük bir hediyem var. Çok teşekkür ederim bu ince düşüncen için. Bir şöyle tarafını alayım. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da birinin kınasına geldik galiba. Evet, benim kınama. Bugün hem kınama hem düğünümü göreceksiniz. Vay. Ay bu nasıl sevimli bir karşılama.
Yöreme ait fındıklarla karşıladım. Umarım beğenmişlerdir. Karşılaması güzeldi. Bir de keselere fındık koymuş. Çok ince bir davranıştı.